Stayfit Wears'ın kurulması, Stayfit'in kökeni, bunların hepsi tartışılması gereken, bilinmesi gereken bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Hikaye diyorum, altını çiziyorum. Çünkü bu hikaye uzun serüvenli. 5 yıldır devam eden bir serüven. Stayfit ilk spora başladığım zaman, ilk defa spora tanıştığım zaman, ilk Zeytinburnu'nda spora gidip duvardaki posterden bakıp ilham aldığım bir cümleydi. Stayfit. Sonrasında bunu benimsemeye başladım. Fit kal, fit kalmalıyız. O zamanlarda fazla kilom vardı ve fit kalma hedefini kendime benimsemiştim. Yıllar geçti, içerik üretimine başladım YouTube'da. Bu videonun kapanışının bir outro'su olmalıydı. Bu outro'da ilk başta Ozan Workout Was Left, Stay Fit. Zaman içerisinde bu outro evrimleşmeye başladı ve oradaki Was Left kalktı. Yani videoların kapanışı Ozan Workout Stay Fit olmaya başladım. Tabi zaman içerisinde TikTok'ta daha fazla ön planda olduğumdan dolayı Ozan Workout Stay Fit kelimesi yaklaşık, bunu söylemem, 3 saniye alıyordu ve bunu daha da kısaltmaya başladım. Direkt Stay Fit olarak. Açıklaması yok. Kusura bakmayın, Stay Fit. Tarz. Bunlardan kullanabiliriz. Stay Fit. Bunların kapanışında sürekli insanlar Stay Fit, Stay Fit, Stay Fit kelimelerini duymaya başlamışlardı ve benimsemeye başlamışlardı. Bu benimsemeye başlamalarının en büyük örneğini şurada keşfetmiştim. Yolda bir gün gidiyorum Yenibosna civarında. Bir izleyici arkadaşla karşılaşmıştım. Selamlaşmıştık, sohbet etmiştik. Sonrasında giderken bana Stay Fit demişti. Ve bunu zaman içerisinde çoğu izleyici arkadaştan da duymaya başlamıştım. Yolda görüp Stay Fit diye bağıran kişiler. Yani aslında Ozan Workout eşittir Stay Fit kelimesi olmuştu. Ve zaman içerisinde bu Stay Fit kelimesi hikayeleşmeye başlamıştı ve hikayede birden fazla kahraman vardı. Bu kahramanlarından en başı benim. Ve bunun diğer kahramanları ise sizlersiniz. Stay Fit zaman içerisinde bir efsaneye dönüşme rolünü almaya başlamıştı. Özellikle Calisthenics başta olmak üzere diğer platformlarda da, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta ve şu an görmüş olduğunuz gibi Stayfit Wears'da efsaneleşmeye başladı ve bu şekilde devam edecek. Stayfit Wears'ın en büyük özelliği markayı sizlerin markasıymış gibi hissettirebilmek. İzlediğiniz bir film, izlediğiniz bir anime ve bununla ilgili giymek istediğiniz tişörtlerin temalarını bizlere belirliyorsunuz ve biz de bu temalar üzerine güzel ürünler, kaliteli ürünler ve bunları ekonomik olarak öğrencilere sunabilmek adına uygun fiyat koymaya çalışıyoruz. Stayfit Wears'ın sadece tek bir üyesi var. O da şu anlık Ozan Workout. Zaman içerisinde, yani ortalama olarak Haziran ayında bu marka kendini geliştiren, vizyonu olan genç arkadaşlara sponsor olmayı düşünüyor. Peki bu nereden çıktı? Stayfit Wears gerçekten bu kadar büyüdü mü? Sponsorluk olacak kadar büyüdü mü? Olay şundan ibaret. Ozan Workout'a kırılma noktası olan bir yer vardı. Bu da 2021 Aralık ayı. Yani gerçekten Ozan Workout ismini aldığım dönem olarak adlandırıyorum ben bunu. Shredded Brothers kendini geliştiren, vizyonlu olan arkadaşlara HiQ standartları açısından sponsor olmaya başladı. Ve bunların ikincisi benim. Birincisi Testotay'la. Ve arkadaşlar, ben de bu kırılma noktasını kendime çok büyük bir ders edindim. Yani bu fitness sektörünün veya spor sektörünün Türkiye'de gelişmesi amacıyla insanların ellerinden tutmak ve onları ön plana çıkartmak gerçekten çok önemli. Onlar bana sponsor olmayabilirdi veya sponsor olduktan sonra beni ön plana çıkartmayabilirdi. Ama olay bu değil. İşte zaman içerisinde Ozan Workout'un da kendi bir gücü olduğu takdirde ve şu an görmüş olduğunuz gibi belirli yerlerde, belirli platformlarda azımsanmayacak kadar takipçi kitlem oldu ve belirli bir güce sahip oldum. Ben de kendini geliştiren arkadaşlara sponsor olmayı düşünüyorum. Ve bu sirkülasyon da bu şekilde devam edecek. Onlar da belirli bir güce geldiği zaman onlar da alt segmentteki insanların elinden tutması lazım ki bu şekilde birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam etmeliyiz. Stayfit Wears 2023 yılı içerisinde birden fazla ürün çıkartacak. Çünkü çıkmaması için ve markanın büyümemesi için hiçbir sebep yok. Bundan ötürü bu markayı büyütmek için varımla, yoğumla, gecemle, gündüzümle çalışmaya devam edeceğim. Bundan sonra yeni bir hikaye başlıyor. Hikayenin yeni bir bölümüne geçtik. Stayfit Wears kuruluşu, gelişimi, yükselişi. İkinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu markanın bir hikayesi olmak istiyorsanız Stayfit Wears Instagram adresini takip etmeniz yeterli olacaktır. Zaten gerisi kendi kendine gelecek. Ben Ozan Workout, Stay Fit.